Arkadaşlar, O İş Aslında Öyle Değil'in 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Zararına Sohbetler'den Fuat Alpay. Karşımda her zaman olduğu gibi Ozan Gültekin var. Hoş geldin Ozan'cığım. Hoş geldim. Yanımda yine bir konuğum var. Allah Allah. Kim olacağını tahmin edebilirsin. Mongul tabii ki. O kim lan? Neyse, bir sinem bir kötü kalpte. Espri yapayım dedim ama beceremedim. Neyse, bu bölümün sürprizine önemli detayını söyler istiyorsan sen. Tamam. Arkadaşlar, O iş aslında öyle değil. Zararlı Sohbetler'in haftalık podcast yayınıdır. Her hafta Ozan için birbirinden farklı 10 adet konu başlığı, geek dünyasından, oyun, sinema, film, dizi, kitap, çizgi roman haberlerini derlediğim, Ozan'la birlikte üzerine sohbet, muhabbet ve Ozan'ın tabiriyle bir nebze gıybet ettiğimiz evet, haftalık bir podcast yayınıdır. Bu haftanın şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz 10. bölümü geride bıraktık ve 1. sezon O İş Aslında Öyle'nin sonuna geldik. Evet, en azından sezon 1'in geldik. Aynen, sezon 1'in sonuna geldik. Şimdi önümüzdeki hafta salı günü ben askerde olacağım. Ben döndükten bir hafta sonra da işte aşağı yukarı Ozan bu sefer gidecek. Yaklaşık bir aydan daha fazla bir boşluğumuz olacak. Fakat 2. sezon kaldığı yerden bomba gibi devam edecek. Ha, tabii kanal boş kalmayacak burada, yanlış anlamayın. Yine bir şekilde yani tek başımıza sürdürmeye çalışacağız. Evet, 2. sezon için şöyle birkaç sürprizimiz var. Yeni bir yaka mikrofonu ve her hafta gelecek konuk yayıncılar bizlerle birlikte olacaklar. Bak, güzel bir haber. Ben de ilk kez duydum. Ozan da şu an şaşırıyormuş gibi baktı. Ona da sürpriz oldu. İkinci sezonda her hafta birbirinden farklı konuklar bizlerin yanında fikir ve düşüncelerini belirtecekler haftalık olaylara. O zaman yeni yeni mikrofonlara yelken açalım. Evet. Ben önce sorayım. Direkt başlamayalım istersen. Bu hafta nasıl geçti? Neler yaptın abi? Bu hafta aslında çok bir şey yapamadım. Babamla oturup Tarayıcıları tekrar izledik. Scanners, David Cronenberg'in klasiği. Ben yine her zamanki gibi muhteşem bir filmdi. Keyifle izledim. Batman Ölümcül Tasarımı okuyorum şu an. Evet. İşte Batman Superman'i bitirmiştim ilk iki bölümünü. Üçüncü bölümünü de alacağım. Yani Batman Ölümcül Tasarımı'ndan gayet memnunum. Çok güzel yani. Tam gerçek yani. Şu ana kadar okuduğum en Batman hikayesi şeydi. Çünkü uzaylılarla savaşmıyor. Yok, robotları evet, parçalayabilen evet, kötü karakterle savaşmıyor. Normal kara film tadında çizimleri olan, kara film tadında bir hikayesi olan, böyle mini, sade, öyle çok tatlı bir hikaye. Anladım. Ben de Umut Sarıkaya'nın kitaplarını okumaya başladım. Benim de söyleyeceklerim var. Abi, çok tatlı hikayeler var içerisinde. Keyifle ve kahkaha atarak okuyorum. Şu anda da birkaç çocuk sesi sokaktan dikkatimi evet, çekti. Umarım... Çok önemli değildir. Aynen. En yani azından camımız kapalı. Umut Sarıkaya'yı severim gerçekten. Hem hikayeleri samimi ve komik oluyor. Hem de ayrıntıları, çok güzel ayrıntılar eklemeyi beceriyor. Evet evet, yani öyle detaylar var ki bazen işte bir adam, yani arkadaşları topluyorlar, bir adam bunların gıcıklarına gidiyor, tamam mı? Ve bir anda adamı dövmeye karar veriyorlar falan. Dövmeye gidiyorlar taksiye binip falan. Böyle salak salak hikayeler var. O kadar zevkli ki okurken, gülüyorum resmen yani. Neyse. İsterseniz 10 konu başlığımdan birincisiyle başlayayım diyeceğim. Sen kesin gıcıklık yapıp abi bu hafta dördüncüsünden başla falan diyeceksin. Ya bu sefer öyle bir şey gelmedi aklıma. Tamam. O zaman ilk haberimiz. Gelmiş geçmiş en büyük bağış kampanyalarından birine imza atan Star Citizen'ın oyunculardan topladığı para 200 milyon doları aştı. Star Citizen bütçesini 2012'den bu yana bir kitle finanse etme kampanyasıyla topluyor. Şu ana kadar 2.1 milyon destekçi Star Citizen'a 200 milyon dolarlık fonlama gerçekleştirdi. Star Citizen'da 27 bin dolarlık bir genişleme paketi bulunuyor. Bu 27 bin dolarlık paketten hatırı sayılır bir satış gerçekleştiren geliştirici firmanın toplamda 200 milyon doları aşan fonlama başarısı elde etmesi çok da şaşırtıcı değil. Bu durum oyunun tek başına kitlesel fonlamada son yılların en maliyetli oyunu GTA 5'in üretim bütçesine yaklaştığını da gösteriyor. GTA 5 265 milyon dolarlık üretim bütçesine sahipti. Oyunun kendisi başarılı mı bilinmez ama Star Citizen'ın oldukça başarılı bir pazarlama kampanyası olduğunu bu rakamlara bakarak kolaylıkla söyleyebiliriz. Abi, Star Citizen sanki bana biraz saadet zincirini anımsatıyor, biliyorsun. Kesinlikle ya, bu çok uzun yıllardır devam yani, ediyor bu kampanya yani, ya. Yani o Star Citizen'in başındaki adamın ben Jet Fadıl olduğunu düşünmeye başladım artık yani. Star Citizen gerçek bir hayal, senelerdir konuşulan, senelerdir hani üzerinde tartışılan,
Hatta zaman zaman da üzerine bayağı bir kavgalar çıkaran oyun dünyası içerisinde. Evet. Yani Star Citizen'den benim umudum yok ama en azından seneler sonra dönüp baktığımızda Saadet Zinciri tarzı, işte Jet Fadıl'ın yaşadığı olaylar tarzı şeyleri göreceğiz. Çünkü o oyunu 27 bin lira veren, yani bir kişi kendini oyun dünyasına adamamıştır, geri zekalıdır net. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi bu oyun ilk çıktığında hani Türk basında şöyle yansıdı. Mesela O Game bizde çok popülerdi ya, tarayıcı tabanlı. Onun aşırı gelişmiş hali geliyor falan dediler böyle ilk duyulduğunda. Daha bilenler için işte Galactic Civilization, Galactic Empires tarzı oyunlar falan da vardır. Uzay simülasyonu böyle. Onların çok daha gelişmiş versiyonu olarak duyuruldu. Fakat yapımcının herhalde ilk başta hiçbir planı yoktu. Her şeyi yolun ortasında düzmeye başladı hani adam çeyizini herhalde. Hı hı. Oyuna sonradan first person kamerası eklendi, uzay savaşları eklendi, ırklar eklendi. Her şey sonradan eklendi ve ucunu bucağını alamadılar. Halen daha bağış toplamaya devam ediyor oyun. 200 milyon dolar ne demek ya? Hayatımda gördüm en salakça şey yani. Hani niye ben öyle bir... Hem var ya hani onun bakış açısıyla baktığınız zaman 10 tane GTA 5 büyüklüğünde falan olması lazım oyunun şeyinin yani. Aynen. Hafızada yer kaplamasının. Yani bana inanılmaz akıl dışı ve saçma geliyor. Galactic Civilization veya işte neydi o? İşte var o tarz bir sürü oyun var işte. Browser'daki oyun. O Game. O Game bile bence daha doğru bir tercih yani. O çok... Game'in çok kitlesi vardı Türkiye'de ve ya. Ve yani abi o kadar bir ayrıntı olunca oyunda gerçekten sıkıyor. Sonuçta oyunun temeline ne kadar gerçek fizik şeyleri olsa bile sonuçta bir arcade damarı olması gerekiyor oyun olabilmesi için. Aynen. Ya bu ne olacak biliyor musun? Daha karanlık, daha böyle uzayda geçen, daha gerçekçi bir No Man's Sky'a benzeyecek. Umarım sonu öyle olmaz. Ne diyeyim yani. Abi bir de şöyle bir şey var. Hani biz uzayı detaylı olarak yeterince inceleyemedik. Hani uzayı yapsan tasarımı ne kadar doğru olabilecek ki? Sonuçta insan elinden çıkmış, insan yaratıcılığına kalmış bir tasarım olacak. Yani ben de çok bir cacık olacağını sanmıyorum bundan. Ya bilmiyorum. Zaten hani bağış verenleri oyun zaten kazanıyor ya adamlar. Hani yeniden oyunu satın almayacaklar. Ben o hani bağış atanların dışında çok fazla bir insana satacaklarını zannetmiyorum bu oyunun ya. İlgilisi zaten bu oyun olur. Ben siktirin seni, uzayda geçen bir simülasyon oyunu oynamam. Abi zaten bu kadar karmaşık bir oyunu ben de oynamam. Hani olacaksa biraz daha arcade damarı olması gerekiyor. Dediğim gibi yani. Neyse, çok boş. Daha böyle jungle'lı ve güzel haberlerimiz var. Hadi bakalım. Geçtiğimiz dönemlerde çıkan son Witcher oyunu Thronebreaker The Witcher Tales eleştirmenlerden yüksek puanlar alsa da maalesef oyuncunun pek ilgisini çekemedi. Tamamen hikayeye dayalı olan ve dövüşleri kart oyunlarından ibaret olan yapımın satışları çok da iyi gitmiyor. Belirtilenlere göre Thronebreaker The Witcher Tales'ın satışları CD Projekt Red'in herhangi bir şekilde memnun etmiş değil. 30 saatlik bir RPG deneyimi sunan Geralt sunan yapımda Geralt yerine Meave isimli kraliçeyi kontrol ediyoruz. Strateji öğeleri de barındıran yapım konsol platformlarının yanında PC'de de bulunuyor. Satışların çok iyi gitmemesinin nedeni hiç şüphesiz oyunun fiyatının bir anda artması oldu. Oyun ilk çıktığında 50 TL iken Steam'de bir anda fiyatı 160 TL'ye çıktı. Ki bazı kaynaklardan okuduğuma göre de fiyat artışı olan tek ülke Türkiye'de değil. Global anlamda bir fiyat artışı söz konusu. Belki bu tarz haberlerde hep aynı yorumu veriyorum ama aynı örneği veriyorum ama The Witcher 3 abi tüm DLC ile birlikte 30 TL yani. Abi yani kaşınmışlar. Gerçekten kaşınmış CD Projekt Red. Yani Thronebreaker'ı izledim yani o oyunun bir kere 160 lira etme olasılığı yok. Bak 50 TL... Hollow Knight abi sana Hollow Knight'ı söyleyeyim. 200 saatten fazla çok rahat oynarsın. Evet. 200 saatten hiç acımadan oynarsın ve 200 saat sıkılmazsın. Ama ne kadar parası? Çok pahalı bir parası yok. 30 küsür liraydı değil mi? Abi oynanış ömrüyle fiyat performans karşı yapacaksak Binding of Isaac. Aynen abi. Aynen. Ha yok ben hani Hollow Knight'ı hikaye daha hikaye ağırlıklı yani ondan evet, sonra. Evet evet doğru. Yani yine Binding of Isaac'te biraz arcade makinalarındaki gibi bir mantık olmasından dolayı çok oynatıyor. Evet. Yani anlam veremiyorum. Şimdi bak 50 TL olsa meraklısı bile olmasan türün al kütüphanede dursun sıkılınca oynarsın. 50 TL çünkü günümüz oyunlarına göre hiç fena bir fiyat değil. Fakat bir günde sen 3 katından daha fazla çıkartırsan bir ürünün fiyatını art niyet ararım ben bundan. O zaman bundan sonra da Limbo'ya 375 lira verelim yani. Ya anlamıyorum. Bu firma Witcher 3'ü hani nasıl bir satış politikası güttüyse 30 TL'ye falan satılıyor şu anda indirimlerde. Tüm DLC ile birlikte Game of the Year Edition'ı falan yani. Hani. Aynen. Ki
en az 4-5 kere oynaman gereken bir oyun olduğunu da düşünürsek yine 1000 saate yakında oynama şansın var senin Witcher 3'ü yani. Kesinlikle. Öyle. Sıradaki haberimiz. Valve Steam üzerindeki bir açığı bulan Artem Moskowski adındaki araştırmacıyı $20,000 ile ödüllendirdi. Bahsi geçen açık tek bir parametreyi değiştirerek platform üzerindeki istenilen herhangi bir oyuna erişme imkanı sağlıyor. Artem Moskowski bu açığı kullanıp sadece bir parametreyi değiştirerek oyunun sahipliğini değiştirebilmiş. Bundan sonra ise tek yapması gereken şey istediği kadar oyun anahtarını almak olmuş. Araştırmacı bu hatayı kullanarak Portal 2 oyunundan 36.000 kopya elde etmiş. Moskowski ayrıca bu açığı kullanarak sadece Valve oyunlarına değil tüm oyun geliştiricilerin oyunlarına ulaşabileceğini de altını çiziyor. Neyse ki 7 Ağustos 2018 tarihinde firmaya bildirilen bu açık birkaç hafta önce onarılmış. Açığı bulan Artem Moskowski, Valve ile özel iletişim kurduğu için $15,000 ile ödüllendirilmiş. Ayrıca bu açık kapatılana kadar durumu kimseyle paylaşmadığı için kendisine ek olarak $5,000'lık bir ödül daha verilmiş. Genel kanı ise bulunan hataya kıyasla ödülün oldukça az olması. Kesinlikle katılıyorum. Ödülü yani şey yapmışlar, sadaka vermişler sanki. Şöyle şeklere bak, günde kazandıkları paranın evet. Çıtır çerez parası bile değil yani Steam için. Oh. Adamlara o kadar yüksek bir meblağdan kurtarmış ki. Abi 20 bin dolarla, tam 20 bin dolar çok büyük para da alacağın... Türkiye'de çok büyük para. Evet, alacağın oyun sayısı bellidir. Ama adam 36 bin kopya elde etmek bir oyundan ne demek ya? Sen bayağı batırabilirdi bu adam seni. Hani bu adam senin hayatını karartabilirdi. Ama sen adama sadece 20 bin dolar veriyorsun. Şey yapmışlar, al parayı, al şu parayı falan yapmışlar yani. Böyle bir şey olamaz. Adam çok iyi niyetliymiş vallahi, helal olsun. Ben yerinde olsam yani o para ödülüne böyle bir hatayı satmam yani. Kesinlikle. Öyle. Sıradaki haberime devam ediyorum. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Hitman 2, Hitman Absolution'un satış rakamlarına ulaşamadı. Hatta ulaşmak bir yana Hitman Absolution'un satış rakamlarının oldukça gerisinde kaldı. Game Industry'nin haberine göre Hitman 2, Birleşik Krallık satış listelerinde tüm platformlarda ilk hafta satışlarında Hitman Absolution ile kıyaslandığı %90 daha az sattı. Sahalara geri dönen Ajan 47'nin yeni macerasında Shadow Client adlı bir gizli bir suç örgütünün peşine düşüyoruz. Seriyi sıfırlayıp yeniden ele alan geliştirici firma, 2016 yılında yayınlanan Hitman ile birlikte oyunu bölümler halinde yayınlama kararı almıştı. Hitman 2 ile birlikte bu yöntemden vazgeçildi. Sean Bean'in de kadrosuna katıldığı Hitman 2, çeşitli suikast yöntemleri ve gizlilik dinamikleriyle dikkat çeken bir oyun olarak göze çarpıyor. Ancak türünün günümüzdeki belki de tek örneği olmasına karşın Hitman 2 satışlarda beklediğini bulamadı. Yani abi şimdi Hitman'in ilk oyunlarını hatırlıyoruz, tamam mı? Hani Hitman ilk oyunlarındaki hani o ilk 4 oyundaki oyun hani mekanikleri nasıldı abi? Abi muazzam. Çatır çatır muazzamdı, muazzam. Değil mi? Hani, hani yavaş olmasına rağmen akıcı bir oyun mekaniği vardı. Peki yeni Hitman'lardaki en büyük problem ne? Abi oyun mekaniği. Hikaye yok. Hikayenin olmamasının dışında oyun mekanikleri çok kötü yani. Çok kötü. Yani bir kere zaten Hitman'in önemli kısımlarından biri hikaye ama daha önemli bir kısmı oyun mekaniği. O nasıl o ha oyun mekaniği olmadan Hitman olamaz yani. Ha bak şuna çok okeyim. Mesela şimdi bak teknoloji el veriyor artık günümüzde. Hitman'i sararsın bir araziye bak, hani oyunun görüntülerini izliyorum. Binlerce NPC var. İşte izini kaybettiriyorsun, birisinin kılına giriyorsun vesaire. Ben onda değilim. Ben şundayım abi. Bir görev veriyor sana, tırt bir hikaye var. Görevi yapıyorsun. Menüyü bile o kadar çok böyle free to play oyun gibi tasarlamışlar ki oyunun menüsünü. Bir challenge bölümü var abi. Aynı bölümü, aynı görevi, aynı haritayı işte adama bu sefer de baltayla öldür. Atıyorum 3 kişiye tabancayla ateş edip de görevi bitir tarzı. Challenge'larla oyunun içine sıçmışlar. Hitman böyle bir şey değil ya. Hitman böyle bir şey olamaz zaten yani. Hitman hani böyle bu değil yani. O oyunun bütün her şeyini kaydırmışlar yani. Şey gibi düşün, daha oyun hayatına... Oyun yapma hayatına yeni başlayan bir şirket gibi davranmışlar. Çaylak ve vizyonsuz bir şirket gibi hareket ediyorlar. Yani Hitman'in ilk oyunları nerede? O ciddiyet, o akıcılık, o hikayenin yani bak ben kotarılması, bunlar nerede yani? Ben ilkokuldaydım abi. O zamanlar hep aynı örneği veriyorum. Silikeci'de Rainbow diye bir dükkan vardı, orijinal oyun satan. Babam bana oyun alıyordu oradan sürekli, PlayStation ve bilgisayar. Abi yaşım çok küçük olmasına rağmen adam şimdi bakmış silahlı oyun, Fuat oynar demiş. Hitman 2 Silent Assassin'i aldı bana, tamam mı, orijinal. Abi bırak
oyunu bitirince sevinmeyi, bir görevi bitirince 40 takla atıyordum lan. Dünyanın en mutlu insanı oluyordum. O kadar zordu ki oyun, anasını satayım yani. Ama tatmin ediciydi oyun mekanikleri. Ya abi yani böyle oturuyorsun arkana, derin bir nefes alıyorsun görevi bitirdiğin vakit. Böyle müthiş bir rahatlama böyle. Aynısı Far Cry 1'de olmuştu bana. Abi bir de şimdi bakıyorsun 15 dakikada 20 dakikada bir görevi bitiriyorsun. Bir de aynı görevi silah kullanmadan bir yapmaya çalışıyorsun. Bir de aynı görevi işte yangın tüpüyle birisinin kafasına vurarak yapmaya çalışıyorsun. Salak salak şeyler ya. O oyun oynanış ömrünü uzatmaz ki. Yani oynanış ömrünü uzatmaz yani bu. Oynanış ömrünü nasıl uzatırsın abi? Binding of Isaac'te yaptığını yaparsın. Hani roguelike dinamikler eklersin işin içine. En olmadı Hollow Knight'taki gibi çok çok büyük bir şey yaparsın. Geniş bir hikaye yaparsın. Bir de şu pazarlama taktiğinin bir önüne geçmek gerekiyor. Abi tamam şeyi kaldırmışlar. Şu episode mantığını kaldırmışlar ki kaldırmaları da gerekiyordu zaten. Hani Telltale mısın sen kardeşim? Yani aynen. Bir o, bir de ikincisi şu oyunlarda ünlü isimleri kullanma merakından vazgeçmemiz gerekiyor artık. Abi, Call of Duty yaptı bunu zamanında. Hiç mi ibret almıyorsun? Call of Duty gibi çöp bir marka yıllarca oyun şeyleri, aktörleri motion capture ile oyuna aktararak para kazanmaya çalıştı. Sen Hitman'sin abi, yapma böyle şeyler ya. Hani o kadar kötü ki her şey yani. Bir de normalde bu da episode episode dağıtılacakmış Hitman 2. Hitman çakıldığı için bir önceki bunu normal oyun olarak çıkartma kararı almışlar. Bunu da nereden anlıyoruz abi? Hitman 2 ile en son çıkan Hitman'in menü tasarımları bile aynı abi. Menü tasarımını bile değiştirmemişler. Hatta Hitman 2 alınca Hitman 1'in bölümleri de yanında bedavaya geliyor. Adana her şeyi buna göre ayarlamışlar esasında. Ve çok belli yani, çok sırıtıyor. Her şey çok kötü yani. Absolution bile daha iyiydi valla. Ya Absolution iyiydi yani, fena değil de. Absolution'ın tek kötü tarafı benim kanımca, Hitman şimdiye kadar hiç bireysel bir hikaye anlatmadı abi. Hep böyle bir organizasyon ve kontratlar üzerinde bir hikaye anlattı. O biraz garip geldi sana. Absolution'da çok kişisel bir hikaye vardı. Ben bunu çok yakıştıramadım ama hani şimdiki Hitman'lerden bin kat daha iyi olduğu gerçeğini değiştirmez yani. Ya ben hikayesini beğenmiştim Absolution'u. Oynanış biraz zayıftı. Şey biraz kötü karakterlerin bazıları zayıftı. Şeyleri saymıyorum, o kız kardeşler vardı ya. O çok güzel bölümdü ya. Harbiden çok güzel bölümdü. Çok güzel bölümdü be. Ya nasıl zor bir bölümdü ya. Aynen, tarlanın içinde geze geze yemin ediyorum bir yandan da bir sürü paralı asker etrafta kol geziyor falan. Götüm çıkmıştı o bölümü bitirene kadar ya. Katılıyorum. Devam ediyorum. Electronic Arts Command and Conquer, nasıl okunuyor lan? Command and Conquer Red Alert 2 mi? Electronic Arts Command and Conquer ve Red Alert Remastered üzerine çalışmaya başladığını açıkladı. Her iki oyunun da remastered versiyonlarını Pedroglyphi Games yapacak. İlk defa duyuyorum. Pedroglyphi Games, orijinal Command and Conquer'ı geliştiren Westwood'un eski ekip üyeleri tarafından kurulmuş bir firma. Yan görünen OK Electronic Arts projeyi Emin Ender'e emanet etmiş. Geçtiğimiz ay Electronic Arts'tan Jim Vesella bazı açıklamalar yapmış, Command & Conquer'ın remastered versiyonun geleceğinin işaretini vermişti. Jim Vesella Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeye yer vermişti. Çoğunuzun bildiği gibi kısa bir süre önce Command & Conquer evreni için bir mobil oyun duyurmuştuk. Command & Conquer Rivals'ın ardından hayranların yüksek sesle dile getirdikleri tepkileri net olarak duyduk. Command & Conquer'ın topluluğu da CD'nin PC'ye dönüşünü görmek istiyor. 20 yıldan fazla bir süredir Command & Conquer hayranı olarak ben de buna katılıyorum. Bu düşünceden yola çıkarak klasik Command & Conquer oyunlarının remastered versiyonlarını PC'ye çıkartma fikrine ısınmaya başladık. Son olarak Pedroglyphi Games tarafından yapılacak remastered versiyonlar 4K çözünürlük ile gelecek, çıkış tarihleri ise henüz belli değil. Ya 4K gelsin ya da gelmesin, sonuçta sen oyunu iyi şey yapabilecek misin? Ha, oyunu iyi aktarabilecek misin? Önemli olan o. Çünkü şimdi EA'ye güvenmiyorum abi. Asla güvenmiyorum. Kesinlikle güvenmiyorum ve yani o 30'lu yaşlarında da 40'lı yaşların başındaki kitle de şeyi çok seven, çok çok seven bir kitle var yani. Command & Conquer, Red Alert'taki. Onlara da buradan tavsiyem, büyük ihtimalle çoğunuz dinlemiyorsunuz zaten ama şey yani EA'ye güvenmeyin. Abi geçtiğimiz sene Microsoft şeyi çıkarttı, biliyorsun, Age of Empires'ları remastered etti. Adamlar risk aldı, çok başarılı oldu. Şimdi aynı şekilde Warcraft bunun izinden gidiyor. Geçen hafta konuştuk. İptal bir fork çıkacak. İptal edildi falan diyorlardı. Yok abi, devam. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bak, bu adamlar cesaret bile yok, anlatabiliyor muyum? Bir sürü firma cesaret edip bu topa girdi. Baklar para var. Para olduğunu görünce bu işe giriyorlar.
Abi sen Command & Conquer'sun, sen Red Alert'sin ya. Hani sen yapacaksın abi, sen önce olacaksın filmler. Bunlar çok eski oyunlar. Aynen. Millet uzun süredir yeni oyun bekliyor, sen sikik sokuk mobil oyunla insanın karşısına çıkıyorsun falan yani böyle. Ya da işte Dyson çıkardı bazı. Evet. Böyle şeyler, böyle bir avuç bok. Peki hangisi senin favorin? Red Alert mi yoksa? Ben ikisini de oynamadım. Ben ikisini de çok meraklısı değilim fakat Red Alert her zaman için daha ön plandadır benim. Ya benim gözümde. İşte strateji olarak bildiğim Commandos serisi var. Eyvallah. Desperados var. Ya bir de biraz Age of Mythology oynadım. Biraz da Anno oynadım, o kadar. Ya ben Empires'çıyım abi. Age of Empires ve Warcraft 3. Warcraft 3'ün başında ben çok saatlerimi harcadım o oyunun başında. Ama ki, şey, pardon devam. Ki en çok bu Remastered oynadığı en çok sevindiğim oyun da Warcraft 3 oldu. Aynen, ben de şey oynamak istiyorum. Strateji çok sevmem bir insan değilim ama Frostpunk oynamak istiyorum. Güzel oyun ya o. Bayağı iyi oyun. Şimdi tadımızı tuzumuzu kaçıran bir haberle devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bethesda'nın yeni piyasaya sürdüğü Fallout 76'yı satın alan ve bitmek tükenmek bilmeyen hatalarından bıkıp usanan oyuncular bunun acısını oyunun Metacritic sayfasından çıkarttı. PlayStation 4, Xbox One ve PC platformuna çıkan yapımın kullanıcı bazlı Metacritic notu şu anda ortalama 2.5-3 civarında seyrediyor. Hak etmiş. Fakat bununla birlikte Bethesda eski Fallout oyuncularının pek sıcak bakmadığı, ancak yeni nesil oyuncuların ilgisini çeken Fallout 76'nın satış başarısının yüksek olmasını bekliyor. Peki oyunun oyuncu puanlarının düşük olmasının sebepleri neler? 1. Fallout 76'nın kutulu sürümü tüm platformlarda sistemlere 247 MB'lık bir yükleme yaptırıyor. Geri kalan yaklaşık 50 GB'lık dosyayı ise oyunu oynamak için indirmek zorundayız. Geliştiricilerin neden böyle bir yola başvurdukları ve 247 MB boyutunda olan dosyanın ne içerdiği büyük bir merak konusu. 2. Yapımcıların fotoğraflarını ve çıplak fotoğraflarını... Çok kötü ya, devam ediyorum. 2. Fallout 76 konsollarda ve PC'de yaklaşık olarak 50 GB yer kaplıyor. Ancak ilk gün yaması ana oyunun boyutundan bile daha büyük. Yamanın boyutu tam 51 GB. Eğer Fallout 76'yı almayı düşünüyorsanız kendinizi buna hazırlamanız gerekiyor. 3. Belirtilenlere göre oyunu satın almadığınız zaman oyunun beta sürümünü bilgisayarınızdan silemiyorsunuz. Oyunu silmeniz için çevrim içi olmanızı isteyen Bethesda.net, çevrim içi olarak oyunu silmek istediğinizde sizden erişim talebi istiyor. Oyuna erişmek için ise oyunu satın almak gerekiyor. Tabii ki bilgisayarınızdan Bethesda.net'i kaldırarak oyunun dosyanı silebilirsiniz. Fakat oyunun normal yollarda silinememesi oldukça ilginç. Bu kadar. Ya Bethesda niye böyle bir şey yapıyor, onu anladım ben. Çok kötü ya. Lan. Aşırı kötü her şey yani. Yani şey gibi abi, Buster Keaton ve Charlie Chaplin filmleri gibi bir şey var. Yani Buster Keaton'un kafasına bina düşüyor ya. Bethesda da yani bir de gülmemiz için yapmış bunu yani. Komedi filmi olarak yapmış. Aa bak, sen Elder Scrolls'un yapımcısısın, tamam mı? Senin online oyunlara hiç girmemen lazım. Sen Skyrim yapıyorsun. Skyrim yaptıktan sonra yeni bir Elder Scrolls oyununun gelmemesinin en büyük nedeni Elder Scrolls Online'ı çıkartmak abi. Adamlar Elder Scrolls serisinin içine tükürdü bak, online'a girdikleri için. Fallout kaç yıllık bir seri ve çok güzel bir seri benim nezdimde. Devam edebilir. Hani çok potansiyeli var ama sen yine işin içine bir online oyun sokarak Fallout'u da küstüreceksin milletten. Millet ondan sonra Fallout da oynamayacak bir daha. Ya 50 GB, ya şöyle bir online oyun yapıyorsun yani. Ben hiçbir online oyunun 50 GB olduğunu görmedim şu ana kadar. Abi 247 MB CD'nin içine koymasaydın lan. Yani 512 MB'lık flash bellek verseydin yani. Böyle yapımcılar çıplak, böyle genital bölgelerinde şey var, incir yaprağı var fotoğraflarda. Tatile fotoğrafa gitmişler Tayland'a, onların fotoğrafları var herhalde. Hani, başka bir açıklaması olamaz yani. Çok kaç? Saçma ya, 247 MB lan. 247 MB en fazla 200 civarı fotoğraf yani demek. DVD koyman da gerek yokmuş. CD koysan da oluyormuş zaten. Zorlayıp disket bile verebilirdin insanlara yani. Hatta disketin yanında floppy disk makine şeyi işte. Bu bile şeyde olmuştu. Burayı kesersin istersen, kusura bakma. Tamam. Bir de bu şeyde olmuştu. Metal Gear Solid'in hangi oyunundaydı bilmiyorum abi. Bilgisayar versiyonunu alıyordun. Kutunun içinden CD çıkmıyordu falan. Direkt Steam Key çıkıyordu kutunun içinden. Evet, yani, evet. Yani NBA'de de öyleydi. Bu kadar üşenmek artık yani. Bir de oyun 50 GB, bir de 51 GB ilk gün yaması. Sen bir Fallout oynayacaksın diye 100 GB'dan fazla dosya indirir misin? Bu nasıl bir mantık ya? Abi zaten memlekette kullandığımız internet belli yani. Abi çok kötü. Yani ben 100 GB indirirsem herhalde bir ay boyunca Facebook'a bile giremem internetimle yani. Hiçbir şey yapamam.
Abi modem böyle elinde koltuk değnekleriyle gezer. Şey var diye. Yapma ya. Abi yapma diye gezer ya, böyle. Bir tane video var ya böyle köpek ayaklarını sürüyor sürüyor gidiyor. Ondan sonra normal karar yani teşekkür ederim Allah'ım diye. Çok kötü ya. Bir de yani oyunun betasını silmek için oyunu satın almanın gerekmesi de ekstra tuzu biberi olmuş işin böyle yani. Ya diyorum ya işte abi yani sessiz dönem yani sessiz dönemdeki komedi filmleri gibi yani. Kötü. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Güzelim seriyi nasıl Elder Scrolls'un içine sıçtılar. Fallout'un da içine sıçmak için özel bir çaba sarf ediyorlar ya. Böyle bir ruh hastalığı olamaz yani. Abi yani şimdi adamları biliyoruz profesyonel adamlar bunlar. Evet. Yani, ki Bethesda benim çok sevdiğim bir firmadır. Yani işin içine sıçsın diye şey mi gönderiyorlar acaba? Özellikle işi bilmeyen birilerini mi aldılar? Hadi batırsınlar da yeni IP çıkaralım mı yani? Kafa bu mu? Umarım Wolfenstein serisinin başına böyle bir rezilliği getirmezler abi. Ya çok işte korkuyorum. Ya işte o iki kız muhabbeti beni korkutuyor biliyor musun? Ama işte şey hani co-op dışında da yani solo da oynayabiliyor musun? En azından ben o şeyim yani ümitliyim. Bir de şöyle bir şey detay var abi. Evet. Fallout 3'ten sonra şeye çıktı biliyorsun. Fallout New Vegas. Muhteşem. Bence ben oynayamadım onu. Bence ben ikisini de oynadım. Fallout New Vegas 3'ten çok daha iyi bir oyun. Çünkü Fallout New Vegas abi RPG konusunda gelmiş geçmiş en başarılı filmlerden birisi olan Obsidian Entertainment yapıyor. Tamam mı? Evet. Adamlar ama bir karar aldılar geçtiğimiz aylarda. Obsidian bir daha asla Fallout oyunu yapmayacak dediler. Ulan serinin büyük bir kesime göre en başarılı olan oyununu yapmış olan firmayı sen seriden uzaklaştırıp gidip Fallout 76 gibi online bir oyun yapmaya çalışırsan abi bu nasıl bir rezillik yani? Sen bayağı IP'den soğutmaya çalışıyorsun insanları. Şey diyor, get iki tane bazayı öldür. Çok kötü ya yani. Ya Fallout'taki şey bu. Git iki tane bazayı öldür. Git iki tane radyasyonunu bozayı öldür. Bir de millet o kadar daha bilmiyor ki abi. Bak bu Fallout 76'ın o kadar oyun dinamikleri daha belli değil ki. Daha oyun alan kimse oyunda ne karşılaşacağını bilmiyor. Daha dinamikler oturmamış abi. Daha sistemi oturtamamış adamlar. Çünkü sen Fallout evrenini abi online bir yapıyı oturtamazsın. Olmaz yani. Aykırı bir şey bu. Nasıl olacak ya abi? Millet birbirine patak öte sıkar, Counter-Strike olur ondan sonra yani. Abi Metin 2'deki gibi şey diyor. Pazara gel, pazara. Neyse abi devam ediyorum. Canımız sıkıldı. 2 senelik aranın ardından yayınlanacak olan Game of Thrones'un son sezonu en azından süre olarak izleyicileri tatmin edecek gibi görünüyor. Game of Thrones'un son sezonundan beklentiler ise oldukça büyük. Dizinin en iyi bölümlerinden biri olan Red Wedding olarak anılan The Reigns of Castamere'nin yönetmeni David Nutter, Game of Thrones'un 8. sezonundaki her bölümün 60 dakikadan uzun olacağını açıkladı. Final sezonunda neler yaşanacak? Hikaye nasıl sona erecek? İzleyiciler, sevilen dizinin son sezonunun yayınlanacağı günü iple çekiyor. Son olarak başarılı yönetmen David Nutter, dizinin son sezonunda da 1., 2. ve 4. bölümleri yönetecek. Ha ben Game of Thrones'u sevmiyorum. Baya baya sevmiyorum yani. En azından senin biraz ilgini çeker diye ben bu haberi aldım. Çünkü benim de hiç alakam yok. Yani şöyle 3. sezona kadar izledim artık sıkıldım yani. Bodrum Masalı izler Bodrum Masalı'ndan nasıl sıkılıyorsan, Çukur'dan da sıkılıyorsan Game of Thrones'tan da öyle sıkıldım yani. Böyle bir çok arabesk bir kafa var yani. Hiç şey yapamadığım, çözemediğim ve benim gerçekten canımı sıkan. Yok karakterleri öldür tekrar da herhalde. Yok onu yap, yok bunu yap. Böyle abuk subuk yani dizilerde yapılmayacak böyle hikayelerde yapılmaması gereken salak saçma hatalarla dolu bir şey. 8. sezonu sevenleri vardır. 8. sezonunu izlesinler ama ben izlemeyeceğim. Ay kusura bakma. Bana gıcık oldum bu sefer. Seni uğraştıracağım biraz kurguda. Abi şimdi şöyle bir şey var. Ben 2 sezon izledim Game of Thrones'u. Bana Muhteşem Yüzyıl'ın ejderhalısı ve büyülüsü gibi geldi. Aynen. Yani sürekli millet birbirinin arkasından kuyu kazıyor. Ya birbirine düdüklüyor falan. Ya senin CGI'nin almış yürümüş. Sen yoktan yaratık falan var ediyorsun. Sen yani şey gibi Marvel Cinematic Universe gibi CGI kasıyorsun her hafta dizi bölümü için. Tamam mı? Senin böyle bir imkanın var. Sen gidiyorsun milleti birbirine zehirlettiriyorsun. Millet birbirini arkadan bıçaklıyor. Yani birisi kardeşinin üstüne atlıyor falan. Saçma sapan işler. Şimdi kitap uyarlaması olduğu için diziye bok atmak da saçma. Kitap demek ki bok. Hani kitabı da okumadım bir şey demiyorum ama bana oldum olası Game of Thrones izlenmemesi gereken bir dizi gibi gelmiştir yani. Abi şey South Park'ın Game of Thrones'la alakalı bir bölümü vardı ya orada şey diyor. İşte dizide ne gelecek? Dizide pipiler var. Pipiler, pipiler, pipiler. Winner, winner, winner diye böyle. Abi şey bak hani bazı dizinin diziler en akıl akılacı yanı pipiler. Bazı diziler var, ortalamaya vurduğun zaman Avrupa ortalamasında
Türkiye çok yok adam. Türkiye'de çok tutmuş bu diziler, tamam mı? Bak bunun birinci örneğini veriyorum sana. Spartacus. Çok fazla tutmadı bak bu yurt dışında. Türkiye'de hayvan gibi izlendi. Game of Thrones'un da çok büyük bir fanı var. Ama ortalamaya vurduğum vakit, bu internette yazan bir bilgidir bu arada, Türkiye'de çok 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 fazla seviliyor bak. Bunun sebebi de şu abi. Millet MTK'ya bayılıyor bizde. Tamam mı? Cinselliğe hayran. Böyle bayılıyoruz cinselliğe, tamam mı? Bir de böyle millet birbirinin arkasından yalan söylesin. İşin içine böyle hafif diplomatik krizler, böyle hani böyle antin kontin MTK'lar girsin. Bayılıyoruz biz, tamam mı? Hani bunların olduğu her diziyi hayvan gibi izliyoruz. Avrupa ortalamasının üzerinde izliyoruz böyle. Zaten o shounen animeler var ya, shounen. Evet. Gençliğe yönelik işte. Sen bunu yaptın ama ben de götümden alev çıkardım falan diye. Animelerin de Türkiye'de aslına karşısına şeyi, yani shounen kitle, shounen animelerin daha büyük bir kitlesi var. Yani bir neslin CNBC'de en çok izlediği dizi Spartacus'tu. Her hafta hayvan gibi Spartacus izliyor insan, iki tane meme görelim diye. O ya da ben, sansürlü meme yani. Ya ben Carnival ve Pushing Daisy yani iptal oldu da izleyemedim. Çok üzülüyorum. Spartacus'u hiç sevmiyordum. Roma'yı da sevmiyordum. Onlar da sana bayılıyor. Aynen öyle, tabii ki de bu. Ozan gel beni izle. Ozan gel beni izle diye e-mail atıyorlar. Ben uzun uzun Game of Thrones konuşuruz diye bu haber aldım. Bilseydim almazdım lan. İkimiz de bilmiyormuşuz meğersem Game of Thrones yani. Hadi boşver, salla gitsin. O zaman devam. Dizi tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Breaking Bad için sürpriz bir açıklama geldi. Ve dizinin devam filmi duyuruldu. Serinin yaratıcısı olan Vince Gilligan yaptığı açıklama ile birlikte Breaking Bad hayranlarının müjdeli haberi de vermiş oldu. Hollywood Reporter'ın haberine göre Vince Gilligan, Breaking Bad filmi üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Hali hazırda Better Call Saul ile hikayenin öncesini anlatan Vince Gilligan, planladığı bu film ile birlikte Breaking Bad sonrasında yaşanan bazı olaylara da değinecek. Projede Aaron Paul'un canlandırdığı Jesse Pinkman karakterine odaklanacağı da belirtiliyor. Filmde Pinkman'ın kaçışına ve daha sonra başına gelenlere değinileceği açıklanmış. Tabii bu haber sonrası gözler Bryan Cranston'a çevrilmiş durumda. Filmde cameo olarak ya da herhangi bir şekilde gözüküp gözükmeyeceği henüz belli değil. Filmin kadrosu, çekim tarihi ve gösterim tarihi henüz belli değil. Bu konularda Vince Gilligan'ın yapacağı yeni açıklamalar bekleniyor. Breaking Bad abi tadında bir diziydi. Evet. Better Call Saul'da izlemedim. Hı hı. Yani açıkçası şimdi şey hani hayran kitlesinin gazıyla filmi çektikten sonra ekstra bir spin-off, ondan sonra bir spin-off, ondan sonra bir spin-off çekerlerse bu iş iyice Walking Dead veya Dragon Ball'a dönmesin yani. Hani. Abi şöyle, ben bu haberi de biraz Breaking Bad övmek için aldım. Bir de birkaç yanlış anlaşılmış bir şey var. Hani insanlar çok ön yargılı, sana sözüm değil bu arada. Şöyle bir gerçek var abi, insanlar Better Call Saul'u tamamen para kazanmak için yapılmış yedek bir proje olarak değerlendiriyor. Birazcık vakit geçirdiğim vakit abi Better Call Saul'da en az Breaking Bad kadar kaliteli bir iş. Üstelik Breaking Bad'in oyuncularının sadece 2-3 tanesi falan var Better Call Saul'da. Ama ayrı bir dizi aslında. Evet, o kadar güzel bir olay örgüsü var ki, ama o kadar güzel diyalogları ve karakter tasarımları var ki abi. Hayran hayran izliyorsun. Bir de bu adam para kazanmak için spin-off veya film yapıyor olsa bundan kaç sene öncesinden yapması lazımdı. Millet Bryan Cranston dizide öldüğünde kendini duvardan duvara vurdu yani. Hani bu adam birazcık para kaygısı olan bir adam olsa öldürmezdi Bryan Cranston'ı da. 10 sene daha dizi devam ederdi. Evet, evet. Ben dedim ki ulan keşke ölmeseydi de 2 sene daha devam etseydi. 2 senelik daha konu vardı çünkü o dizide, biliyor musun? Ama adamlar sırf tadında bırakmak için diziyi bitirdiler. Ya işte ben de zaten o yüzden tadında bıraktılar diziyi. Better Call Saul'u da istemedim dedim. Ama işte hayran kitlesinin gazına gelmezler umarım. Çünkü öyle diziler var ki hani hayran kitlesinin gazıyla sıçmış batırmış yani. Bir de millet abi bak, Vince Gilligan'a sektörde uyuz olmaya başladı. O diziye de uyuz olmaya başladı. Çünkü dizi 4-5 sene boyunca abi ne kadar Emmy ödülü varsa en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi senaryo, en iyi yönetmen. Ne var ne yoksa 4-5 sene boyunca süpürdü dizi. Ya dizi güzel de abi. Ödül mödül bırakmadı, millet uyuz olmaya başladı çünkü. Biz niye katıyoruz ki o zaman şeye dediler, yarışmaya. Hani zaten kazanacaklar, Breaking Bad ekibi olacak yani. O kadar iyi oldu ki dizi yani. O kadar müthiş bir kimya vardı ki. Anasını ağlattılar sektörün yani 4-5 sene boyunca. Ya o dönemde zaten çok fazla dizi çıkmadı. Onun evet. Şeyi. Evet.
Ama işte tek sıkıntı, ben bu dizide en hoşuma gitmeyen karakter Jesse Pinkman'dir. Ondan başka anlatacak da hikaye kalmadı. Mecbur filmde onu anlatacaklar. Çünkü Heisenberg öldü gitti adam yani. Yani ben Heisenberg karakter, adamın adını hep unutuyorum. Victor'dı değil mi? Walter White. Hayır şey, gerçek adı. Bryan Cranston. Bryan Cranston'ın şeyini seviyorum ben. Malcolm in the Middle'da seviyorum. He. Okay. You're not the boss of me now diye böyle. Ya bilmiyorum ya şey, adamın bütün önemli replikleri yıllarca insanın hafızasına kazıldı falan böyle, tamam mı? Evet. I'm not in danger, I'm the danger falan filan böyle replikler böyle. I am not in danger. Tehlikeyim ben, tehlike. Tehlike. Evet. Evet, devam ediyorum. You're goddamn right. The Walking Dead'in en önemli karakterlerinden Rick Grimes ve Maggie Green'e veda edeceğimizi son sezonun başında öğrenmiştik. Hatta Rick Grimes'ın 5. bölümü itibariyle diziden ayrılacağı da açıklanmıştı. Dizinin takipçilerinin genel kanısı, oldukça kötü bir senaryoya sahip olan bu bölümde birbirini takip eden saçma olaylar sonucu Rick Grimes'e veda etmiş olduk. Fakat tüm bu olanlara rağmen Rick Grimes karakteri için farklı bir duyuru daha geldi. Yapılan bu duyuruya göre Rick'e hayat veren Andrew Lincoln, Walking Dead için yapılan yeni bir üçleme filminde oynayacak. Scott Gimple tarafından kaleme alınan bu üçlemenin hikaye nasıl bağlanacağı henüz belli değil. Gimple yaptığı açıklamada Rick Grimes'ın devam eden hikayesiyle başlayacağımız bu serüvende The Walking Dead evrenini keşfedeceğiz ve geçmişten tanık yüzleri de göreceğiz ifadelerini kullanmış. Şimdi bak, haber bu kadar. Yani okurken nasıl surat ifadelerimiz var yani. Ben lafı sana veriyorum. Yani arka sokaklarla Walking Dead arasındaki fark nedir biliyor musun? Birinde zombi var, birinde yok mu diyeceksin. Zombi de var. Aynen öyle ya. Zombi var şeyde arka sokak. Arka sokakların bir bölümünde zombi var arkadaşlar. Hayır. Rıza Baba ile Rick Grimes aradaki fark. Abi yani şöyle bir şey var. Bak hani öldürüyorsun bir karakteri. Bir hafta sonra diyorsun ki üçleme film geliyor. Rick başrolde oynayacak. Bir de hikayenin devam edeceği. O zaman bu adam ölmedi. Ve dizinin de inandırıcılığı kaldı. Ya Rick Grimes yani dünya popülasyonun yarısını öldürdü zaten. Hani bu dizi şimdi 5 sezon daha devam etse dizideki geri zekalı oyuncular, karakterler 5 sene boyunca Rick Grimes'i öldü mü zannedecekler? Halbuki Rick Grimes başka maceralara yelken açmış. Ya, tutarlı bir şey değil ki bu. Sen abi, kendi ayağına kurşun sıkıyorsun yani. Yani Rick Grimes öleceğini bu diziyi yapanlar ölseymiş daha iyiymiş yani. Hani bak, bir de bak şundan çok korkuyorum abi. Bak, Rick Grimes'in devam eden hikayesiyle başlayacağımız bu serüvende, buraya kadar zaten sıçtılar. Walking Dead evrenini keşfedeceğiz. Bak, keşfetmek demek şu demek. Emin ol, yine salgının başlangıcına, orijinine hiç değinmeyecekler. Yine hiçbir şey bilmeyeceğiz. Saçma sapan insanın peşinden koşan zombileri izleyeceğiz. En kötüsü şu, geçmişten tanıdık yüzler göreceğiz. Abi o zaman dizideki şu ana kadar ölenlerin de ölüp ölmediği o zaman muallak şu anda. Dizide şimdiye kadar bizim 2-3 senedir, 5 senedir öldü diye bildiğimiz karakterler bir anda çıkarsa filmde ne olacak? O zaman bu dizinin hangi inandırıcılığına biz inanacağız bundan sonra? Hangi hikayesine inanacağız? İşte anime gibi oldu. Aslında sen ölmemiş miydin? Hayır, aslında ben ölmedim. Beni deniz kızları buldu ve ileri teknolojileriyle beni hayata döndürdü. Oradan şeye çıkacak, governor çıkacak, vali çıkacak, ben ölmemiştim diyecek. Ben ölmemiştim, aslında seni çok seviyordum diye ondan sonra yapışıyor. Bilmem ne çıkacak, işte sen zombi olmamıştın, yok abi ben işte şu anda zombi olmadım falan diyecek birisi böyle. Ben hani zombi taklidi yapmıştım. Ha, salak salak şeyler yani, nasıl bitirdiler diziyi? Güzelim diziyi, ben 5 sene izledim o diziyi ya. Ben o diyordum sana, o dizi sıçacak batırı. Ne hayallerim vardı ya, manyak gibi izliyordum, 5 sene izledim ve emin ol ilk 4 sezon çok iyiydi ya. Ben deli gibi izliyordum. 5. sezonda hafif bir ulan ne oluyor demeye gelmeden işin içine Negan girdi 6-7. sezonda falan filan. Sıçtılar batırdılar ya. Çizgi romanlarda bu kadar iyi olan, iyi yansıtan bir karakteri dizide nasıl bu kadar sıçtılar abi? Hiçbir fikrim yok. Çizgi romanlarda Negan'ın yarısı kadar bile havalı olmayan vali karakterini, The Governor karakterini dizide o kadar başarılı yansıttılar ki abi. Hatta şey oynuyordu. İlk Temel Üçgüdü oynayan abi oynuyordu. Evet. Adını unuttum şimdi, her neyse. O kadar başarılı bir karakter yarattı ki gerim gerim geriliyorsun, tamam mı, adamı görünce ekranda. Ya adamın zaten surat ifadesi, suratı falan bile. Aynen. Ve bir de ondan sonra şey geldi, Jeffrey Dean Morgan geldi. Tamam yani yakışıklı abi, eli yüzü düzgün. Hakikaten Negan'a da benziyor çizgi romanlardaki tasvirin ama o kadar tırt bir karakter yazdılar ki diziye olan bütün sempatimi kaybettim bir anda ya. Bu kadar kötü ilerleyemez hiçbir şey yani.
Yani ilerleyemez abi, ilerleyecek, daha da kötü olacak Walking Dead. 5 seneme yazık ya, yemin ediyorum. 5 senemin içine ettiler ya. Yani en azından ben sana söyleyeyim, arka sokaklar daha şey yani. Evet. En azından. En azından okul dönüşü izliyordun. Yattıp uyuyordun o aynen zaman. Abi şimdi bak, son haberimiz bu hafta. Evet. 10. haberimiz Stan Lee ile alakalı. Fakat şimdi hani biliyorsun, hani Allah rahmet eylesin, öldü adam, evet, vefat etti. Evet, ruhu şad olsun. Hani biz şimdi bu adamın uzun uzun yarattığı karakterlerden ve yazdığı hikayelerden bahsedersek bizim bunu apayrı bir podcast yayını yapmamız lazım. Hani bizim bile belki bilmediğimiz, aynen, bizim bile bilmediğimiz belki karakterler ve hikayelere imza atmıştır bu adam. Araştırmamız gerekiyor. Ya illaki vardır. Bile evet. Değil yani, direkt vardır yani. Hani çok üzüldük. Ben özellikle çok üzüldüm. Fakat bu hafta hani Stan Lee öldü diye bir haber almadım. Hani vefatının ardından konuşulan bir konu vardı. Onunla ilgili bir haber aldım. Bana soracak olsam ben üzülmedim. Çünkü adam zaten yaşlıydı yani. Artık bırakın da bir rahat etsin, uyusun artık yani. Evet yani. O nasıl yani, yani 100 yıl daha mı sizin filmlerinize çıkacak? Adamı bırakın rahat etsin biraz yani, kafasını dinlesin. Dur, haberi okuyayım sonra övelim Stan Lee'yi. Marvel'ın en önemli karakterine imza atan Stan Lee, 1989 yılından bu yana önemli filmlerde cameo olarak yer alıyordu. Fox'un yapmış olduğu filmler dahil olmak üzere özellikle Marvel sinematik evreninde de kendisini görme şansına erişiyorduk. Vefatı sonrası Stan Lee'nin Marvel filmlerinde boy göstermeye devam edeceğine dair bazı bilgiler gelmeye başladı. Bu konuda ilk açıklama ise Avengers'ın yönetmenlerinden olan Joe Russo'dan geldi. Russo yaptığı açıklamada Stan Lee'nin Avengers 4 sahnelerinin çekildiğini ve kendisine filmde boy göstereceğini duyurdu. Bu açıklama dışında Stan Lee'nin diğer filmlerde olup olmayacağı ise henüz belli değil. Muhtemelen kendisini Captain Marvel ve Spider-Man Far From Home filmlerinde de göreceğiz. Çünkü daha önce yapılan açıklamalarda Stan Lee'nin hali hazırda 4 filmlik cameo çekimini tamamladığı belirtilmişti. Ayrıca ölümünden sonra gelecek diğer filmlerde de CGI olarak eklenebileceği konuşuluyor. Haberimiz bu. Yani sonuçta ölmüş bir adamı niye rahat bırakmıyorlar onu anlamış değilim. CGI ile yapmaları çok mantıksız. Okey, haklısın. Yani bırakan insan, ölmüş insan ölsün yani, yani rahat etsin ve başkasını kullanın yani, oyuncular devam etsin oyunun oynamaya. Yani. En kötüsü ne biliyor musun? Önemli yani, buradaki olay Stan Lee'yi görmek değil, görelim okey. Hani evet, bir şekilde anmadır bu, tamam mı? Görürsün adamı. Ama bu işin bile maddi bir çıkarı var, para kaygısı var. Evet. Tamam mı? İnsan hani atıyorum, belki çok az insan, belki 10 bin kişi daha sırf Stan Lee bundan 5 sene sonra bir filmde CGI olarak gözükecek diye o filmi izlemeye gidecek. Belki yani, de. Yani. Bu bir para kaygısı, bu bir maddi bir kaygı. Evet, evet. Yani adamın ölüsünü bile suyunu çıkarmaya çalışıyorlar. Sinekten yağ çıkarmaya çalışıyorlar. Yani çok saçma. Evet yani şey, bu arada bu çok eski Hulk filmlerinde falan da adam evet, olmuş. Hani sinematik üniversite bile olmayan Hulk filmlerinde falan da adam cameo yapmış. 89'larda falan. Evet. Galiba şeyden görmüş müydüm emin olamadım da. Kaptan Amerika, 90'lardaki Kaptan Amerika. Aha. Hiçbir fikrim yok. Kaptan Amerika First Avenger'daki cameosunu hatırlıyorum. Yok benim dediğim ama eski tam Red Skull olduğu Steve Rogers'ın da işte herhangi bir şey olmadı. Bir boka benzemediği film yani, böyle çok garip. Garip yani şey gibi, Yeşilçam filmi gibi bir film miydi yani? Evet, bu hafta konu başlıklarımız bu kadardı. Hani Stan Lee ile ilgili daha başka ekleyeceğimiz en azından bu podcast'te bir şey yok. Hani uzun uzun belki bir araştırma yapıp adamın hikayesini kendisinin yazdığı çizgi romanları incelediğimiz bir bölüm belki gelebilir elimizde varsa, ki hiç bilmiyorum. Hani çizgi romanları kimin yazdığını, kimin çizdiğini çok o konuda araştırmayan, bilgi sahibi olmayan, sadece alıp okuyan bir insanım çünkü ben. Ama yarattığı karakterler tabii ki şey yani, hani X-Men'in tamamı neredeyse, Spider-Man, Daredevil, Captain America, Iron Man, adam bütün mihenk taşlarını yaratmış ve hani bu nasıl bir yaratıcılık yani, öve bitmez adam. Ya tek başına yaratmamış tabii sonuçta ekip. Ya %100 kendisi yarattığı karakterler de var. Yok, hani. Var var ama yani genel olarak hepsi değil. Sonuçta Jack Kirby'leri de unutmamak lazım. Tabii ki. Ya bu adam başta olmak üzere ve arkadaşları hani bir neslin geek olmasına, belki de geek teriminin doğmasına sebep olmuş insanlar. Ya Stan Lee bir de hip hop tayfası tarafından çok sevilir yani o. Doğru. Gerçekten çok sevilir. Ya bugün inanmayacaksınız ama bırakın çizgi roman okumayı ve Marvel filmlerini izlemeyi. Günümüzde artık oyun oynayan, dizi tüketen, film tüketen, aksiyon figürü koleksiyonu yapan nice insan
binlerce, milyonlarca genç bu halini, tavrını Stan Lee ve arkadaşlarına borçlu. Çünkü adam bir jenerasyonu başından sona kadar etkilemiş bir insan yarattığı şeyler sayesinde. Aynen. Diyebiliriz. Evet, onun dışında o kadar herhalde. O kadar. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı birinci sezonun son bölümünde? Ya şeyi gördüm, bir film festivali gördüm. Deneysel film, İstanbul Deneysel Film Festivali de Türkçesi, İngilizcesi şey. İstanbul Experimental Film Festival. Hı hı. Gitmek isterdim ama haberim olmadı. Haberim olsaydı giderdim ama işte bakalım ya. O tarz şeyleri kaçırmamaya çalışıyorum. Çünkü daha başka hiçbir zaman izleyemeyeceğimiz bir sürü film çıkıyor da. Bir de bu hafta başka sinema yeni filmler getiriyor. Don Quixote Öldüren Adamı bekliyorum ben. Terry Gilliam filmi, onu izlemek istiyorum. Sonra Yaz diye bir galiba Rus filmiydi. Hı hı. O gelecek. Bayağı birkaç bir şey gelecek ya, ben heyecanla bekliyorum. Grindelwald'ın suçlarını da gömmek için. Evet. Arkadaşlar, O İş Aslında Öyle Değil'in 10. bölümünün, yani 1. sezonunun son bölümünün sonuna geldik. Yaklaşık 1-2 ay bizlere bir müsaade edeceksiniz. Sırasıyla Gel Tezkere Gel Tezkere Bitsi Bu Gurbet şarkısını söyleyeceğiz Ozan'cığımla birlikte. Önce ben, sonrasında Ozan. Vatani görevlerimizi tamamladıktan sonra canlı yayınlarımıza, video içeriklerimize ve podcast yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edecek. Yine de devam boş edeceğiz. Boş kalmaması için elimizden geleni yapacağız. Ozan ben yokken, ben de Ozan yokken elimizden geldiğince kanala içerik üretmeye devam edeceğiz. Evet, kamerayı getirdin mi? Hangi kamerayı? Çantamda. Evet, tamam. Ulan bir an insanı şüpheye düşürüyorsun var ya. O zaman evet, yani içeriksiz kalmayacaksınız bu cevabı aldığımıza göre. Hadi. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. İkinci sezonda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.